Çok güzel. Görüyor musunuz? Harika. Yani beni bekliyormuş bunlar. Evet. Bir de çok fazla sayıda olmuyor. Evet. Beni bekliyor. Gidip alıp geliyorum. Maşallah. Sonra vitrin Maşallah. boşalıyor. Nefis değil mi? Maşallah. Yakuttan yapılmış gibi. Maşallah. Evet. Cennet kuşu gibi gördünüz mü? Güzel. Cennette birçok malzeme bu tip böyle yakuttan, zümrütten yapılıyor. Ama cennet yakut, cennet zümrütü biz bilmiyoruz onu. Orada göreceğiz. Evet. Mesela atlar da var cennette yakuttan. Ama nasıl açıklayalım? Ya bildiğin yakut. Havada uçuyor, üstüne biniyorsun. Korku morku diyor. Şimdi insan binse vallahi aşağı bakamaz. Cennette korku yok. Korku kalpten alınıyor. Korku dünyada öğretiliyor. Ahirette yok. Sadece bir Allah korkusu kalıyor ama cennette. Cennet korkusu. Sonsuza kadar kalır. Allah'a saygıyı sağlayan bir güzellik. Yengeçler yolda geliyor. Yakuttan atlar canlı mı? Efendim? Canlı mı onlar? Tabii tabii konuşuyor. Bir, her şey canlı. Yani ama biz istersek konuşuyor. Yoksa konuşmaz. Mesela bardağa buraya gel diyorsun, geliyor. Allah razı olsun diyorsun. Allah senden de razı olsun diyor, cevap veriyor. İstersen hemen başka bir şekilde dönüşür. Yani isteğe bağlı. Ama normal yani mesela koltuk yine bizim bütün alışkanlıklarım devam ediyor. Kahve mesela kendi elimizle içiyoruz. Normalde fincan kalkıp gelir ağza. Ama biz kendi elimizle yapıyoruz. O eski alışkanlığımız, kültürümüz kaldığı için. Mesela kuş havada kuş oluyor. Çağırıyorsun geliyor. Hemen istediğinde kebap oluyor. Kuş kebap oluyor. Yiyorsun. Kemiklerini sıyırıp oraya koyuyorsun. Bir anda kemikler hepsi ayaklanıp canlanıyor. Pır uçup geri gidiyor. Koltuklara yaslanmayı da öyle. Ya koltuğa yaslanmak için bir neden yok. Ama dünya zevki olduğu için, alıştığımız için. Çünkü havada da durursun sen. Yani trilyonlarca sen havada yorulmazsın. Trilyonlarca sen yürürsen yorulmazsın yine. Ama orada yorulmadığı halde dinlenmek istiyor insan. Yani oturuyor. Sohbet ediyor. Alışkanlıklar çok önemli. Efendim, mobilya bakmaya da gideceğim daha sonra. Kardeşim bu işlerin uzmanı benim. Evet, ben kesinlikle. Tabii. Zuhru Suresi 71. O dükkanlar da aslında cennet çarşısı gibi bir çarşı aslında. Evet. Allah tarafından yaratılıyor. İşte falanca şirket yaptı diyorlar falanca. Yok öyle bir şey yok. Doğrudan Allah yapıyor. Onlar Allah vesile ediyor. Cennet çarşısının bir taklidi onlar. Aynı orada da böyle süsler var, bir şey var. Orada para ödemezsin sadece. Hoşuna giden bir şey olur mu da alırsın. O kadar. İstediğini yersin. Hazır lokantalar vardır. Eğlence yerleri var. Bak diyor ki cennette hurilerin şarkı söylediği yerler vardır diyor. Ne bu? Yani diskonun, gazinonun mukallidi ama gerçeği. Evet. Onlar mukallit şu andakiler. Orada gerçeği var. Aldığınız çiçekler, ağaçlar, meyveler de çok bereketli oluyor. Yani. Bak evet. Aldığım limonlar dehşet. Gördünüz evet, bahçe. Çok güzel. Onları bir ara çekip gösterelim. Şimdi aşılı, limon, portakal ve kan portakal hepsi bir ağacın üstünde. Şimdi bak onları açmaya başladılar. Meyve verince göreceksiniz. Bir dalında limon var. Bir limon, bir de, bak cennet ağacı gibi. Bir evet, portakal. Bir tarafta kan portakal var. Her birine, ama ağaç tek. Cennette sesler çok güzel. Takat getirilecek gibi değil. Yani insan takatin getireceği gibi değil. Tarif edilemiyor. Yani bu dünyadaki bir insan dinleyeceği gibi değil. Zevkten bayılır insan. Aldığı zevkten. Yani takat getiremiyor. Cennet güzelliğine de takat getirilemiyor. Aldığı lezzet insanın da baygınlık hissi meydana getiriyor. Onun için Allah hiç göstermiyor cenneti. Normalde gösterse zaten aklın ihtiyarı kalkar.
Kendini eşinin yanağında görür diye geçiyor. Berraklık ve duruluktan. Evet. Kırmızı yakuttan bir at diyor peygamberimiz olacak. Müminlere. Orada dolaşmak isteyecek olsan yürüyerek de gidiyor, uçarak da gidiyor. Hangisini istersen. Uç dersen uçuyor, koş dersen koşuyor. Kırmızı yakuttan. Yani şeffaf at ama konuşuyor. Bakıyor. Bayağı güzel, anlamlı bakıyor. Her sözünü dinliyor. Kırmızı yakuttan. Cennette dünyanın tanıdığı kişiler tabii ki. Cennette biz kardeşlerimle karşılaştığımızda tanıyacağız. Yani ana hatları benzeyecek. Oradan onun çok güzeli. Yani yoksa ana hatları duruyor tabii. Ana kişiliği odur.